Düşmanım geldi geçti. Kizil oğlu Mustafa Bey, hey hey hey. Merhaba sevgili arkadaşlar, ilk videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere başlangıç olarak yüksek level'larda kesebileceğiniz bosslar hakkında birkaç ince ayrıntıyı göstermek istiyorum. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Videomuza başlıyoruz. Evet arkadaşlar, çarlarımızı hükümdarın yanına getirdik. Şu an kesmeye hazırız. Kesmeye başlamadan önce hatırlatmak istediğim birkaç konu var. Hükümdara tılsım olarak buz tılsımı takabilirsiniz. Buz tılsımı sizin damage'nizi artırır. Ayrıyeten buz tılsımına buz direnci getirirseniz bu sizin savunmanızı olumlu yönde etkiler. Hükümdara ve yanındaki diğer slotlara, imhacılar, rahipler, şifacılar, bunlara rüzgar dayanıklılığı efsununu getirmeniz gerekir. Yoksa hükümdarı kesmeniz çok daha zorlaşır. Evet, artımızı alalım ve ilk hükümdarımızı kesmeye başlayalım. Skillerimizi açıyoruz. Simyamızı açmayı unutmuyoruz. Yeşil potumuza bastıktan sonra hükümdarımızı çekiyoruz. Hükümdarı bu boşluğa çekerseniz sizi ittirmesini önlersiniz. Bu da sizin için daha iyi olur. Yoksa hükümdar sizi ittirdiği müddetçe hükümdarı kesmeniz imkansız olur. Gördüğünüz gibi hükümdar seri şekilde canı iniyor. Hükümdara bu kadar çok vurabilmeniz için şeytanınızın bayağı bir bol olması lazım. Bakın, zehir yedikten sonra ayrıyetten 20k kendiliğine canı iniyor. Bu da hükümdarın can basmasını engeller. Ve ilk hükümdarımız kesilmiş durumda. Hükümdar kesmeden önce keseceğiniz bölgeyi eğer ki temizlerseniz hükümdar kestikten sonra slot kesmekle uğraşmazsınız. Ve seri şekilde hükümdarınızı kesebilirsiniz. Evet, hemen kanalı değiştiriyoruz. Şimdi gelelim bir sonraki hükümdarımıza. Hükümdardan ne düşüyor veya kazancı ne diye soracak olursanız, pazarlarda görüyorsunuzdur 200'lü yeşil potlar, mor potlar. Bunların hepsini hükümdardan elde edebilirsiniz. Ayrıyetten yanında bitkilerden 8'er tane, tabi bu şansa bağlı, bazen atmadığı durumlarda oluyor. Ama genel olarak %60-%70 oranında, tabi eldiven falan da takarsanız bu sizi etkiler. Ve 8'er tane de bitki olarak kazanırsınız. Yeşil mor potlarda 10'ar tane olarak düşmekte. Şu anda düşen bitki ve potları görüyorsunuz. Hemen slotlarımızı temizliyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar, hükümdar kesmeden önce slotlarını temizlerseniz bu sizin için avantaj olur. Hem sizin dayanıklılığınızı etkiler, hem daha seri olarak kesmenize yardımcı olacaktır. Evet, bir kanal daha atıyoruz. Hükümdarımız gene burada. Hemen petporkimizi açıp hükümdarımızı çağırıyoruz. Hükümdara illa gidip vurmak zorunda değilsiniz. Yakınında olduğunuzda o zaten sizi görecektir. Ekstra olarak hükümdarın bir avantajı daha var. Ağır kemer, mitril, titan dioksit, gri boya ve sağlam ipler gibi, yani piyasada seri şekilde satılan itemleri elde edebilirsiniz. Evet, bir tane daha hükümdarımızı kestik. Hemen şunu da ilave edeyim. Yeşil mor pot ve bitkinin yanında ve az önceki saydıklarımın yanında beceri kitabı ve arada ruh taşı da atabiliyor. Hani günde 4-5 saat burada takıldığınız müddetçe ortalama bir 8-10 tane ruh taşı, yanında da 5-6 adet para edebilecek BK'lardan elde edebilirsiniz. Hükümdarın çıkma süresi ortalama 3 dakika kadar. Hani siz eğer 12-13k damage'yi görebilen bir çar ile hükümdarı kesiyorsanız, siz 3 CH kesene kadar ortalama ilk kestiğiniz CH yeniden çıkacaktır.
Bunu da bilmeyen arkadaşlar varsa öğrenmiş olur. Hükümdar kesmek çok fazla zor değil. Yaklaşık 25K'nın üzerinde bir HP, 12-13K damage sizin için yeterli. Yalnız dayanıklılığınızın iyi olması lazım. Eğer bir büyülü silah değil de bedensel oynuyorsanız ortalama 40-50 rüzgar ile bu savunmayı elde edebilirsiniz. Evet arkadaşlar, sıra geldi Jotun kesimine. İlk sefer girdiğimizde karşımıza çıkan Bejamo. Buz tılsımı işliyor. Buz direnci yaparsanız bu da sizin savunmanızı etkiler. Bejamo'yu kesmek kolay zaten. Seri ölüyor. Hop, hemen seri şekilde keselim bunu. Jotun kesmenin de bir tane prensibi var. Eğer onu oturtabilirseniz seri şekilde kesebilirsiniz. Bunu hemen ara ara anlatacağım. Videoyu fazla uzatmayacağım. Öyle hadi. Oo, sonlara doğru vuruyor. Evet, Bejamo kesildi. Burada ilk aşağı iniyoruz. İki kişi aşağıda durup iki kişi de yukarıda çıkan şifacılar eğer tutabilirse Jotun'a can basmaz. Seri şekilde kesebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Jotun'umuz geldi. İki kişi biz aşağıya çekeceğiz Jotun'u. Aa, geri çıkıyor. Gel buraya. Gel. Uğraştırma bizi, gel. Şimdi biz iki kişi arkadaşlar Jotun'u aşağıda tutacağız. İki kişi de yukarıda çıkan şifacıları tutup kesecek. Eğer aşağıya göndermezlerse Jotun'a can bastırmayacağız. Seri şekilde keseceğiz. Hadi bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şifacılar eğer aşağıya inmezse, hani uzak tutarsanız Jotun'un şifacılardan çok daha rahat kesiliyor. Bakın canı yaklaşık bir dakika geçmesine rağmen üçte birlik bir canı kaldı. İki kişi üzerinde tuttuğu zaman her türlü seri şekilde kesebilirsiniz. Yukarıdaki kişilerin şifacıları tutması çok önemli. Çıktığı anda direkt kesmesi lazım. Tılsımınıza dünya direnci yaptığınız zaman bu Jotun'da çok çok işe yarıyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Karşımıza çıkacak. Bakalım yank ne kadar atacak? Bir 300 var. Paramız var. Ortalama her girişte kişi başına 6-7 civarı para atıyor. Bazen yank patladı da oluyor. Hadi. Hadi oğlum. Hadi bakalım hocadana. Öleceksin. Hadi. Çok az kaldı. Öl. Hadi. Ve evet. Kesildi. Hemen sandıklarımızı, yanklarımızı toplayalım. Topla 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 topla. Seri şekilde. Yanklar almayı unutmayın arkadaşlar. Güzel yank atıyor. 10 M olmuş. Ortalama ne kadar atmış diyelim. 1M300 kaydı. 9 M civarı falan para atmış. Evet, çarlarımızı dışarı çıkarttık. Şimdi sanıkları açalım. Bakalım, inşallah bir şeyler çıkacak. Elektromanyetik pala. Çok da işimize lazımdı. Kırmızı kumaş. Şuna bak. Kesim örneği. Leylak. Çok iyi. O siyah boya. Çok çok iyi. Zengin olduk. Altın plak. Kırmızı kumaş. Tanrıların meyvesi. Gene bir hüsran gibi gözüküyor. Artı 5 King kılıcı. Yakut oyma bıçağı. Zümrüt işleme. Safir işleme. Evet. Hüsran.
Evet arkadaşlar, geldik sıra Razador kesimine. Razador kesiminde belirli görevler var. Bunları ince ayrıntılı olarak diğer videolardan öğrenebilirsiniz. Görevleri yaparken video almayacağım. Süresi uzun olabilir. O yüzden videonun uzunluğundan dolayı kısa tutacağım. Sadece Razador keserken hatırlatmam gereken birkaç uyarı olacak. Şu an videoyu durduracağım. Razador keserken görüşürüz. Evet arkadaşlar, Razador görevimizi yaptık. En son Razador'un odasına giriş yapıyoruz. Burada hatırlatacağım birkaç tane mevzu var. Hemen kısaca onları bir geçelim. Razador odasına girdiğinizde kesinlikle üstünüzü kontrol edin. Zehir, kanamalı hiçbir item olmasın. Hop. Şuradan slotları bir toplayalım. Hatta şuradan market isimlerini gizleyelim ki kasma yapmasın. Razador genelde ortada olur. Ona gözükmeden slotlarımızı bir çekelim. Hemen bir girmişken artımızı da alalım. Evet, bakalım Razador nerede? Evet, Razador uygun bir yerde bekliyor. Şöyle çekebilir miyiz? Evet, geldi. Ama biraz slot da geldi. Bakalım Lord var mı? Lord görünürde yok. Aa, evet, öldürdüm. Razador ilk başta tek atar. Hani ilk başta zehir kanama vermeyin. Zehir kanama verecek yeri de ben birazdan söyleyeceğim. İlk başta biraz tokatlayın, canını düşürün. Hadi. Razador kesmek biraz sıkıntılı iş. Hani zehir kanamayı verdiğinizde yönge sağlam basmanız lazım. Eğer fazla ateş savunmanız yoksa. Damage'i artırmak için güzel bir ateş tılsımı yapabilirsiniz. Hani ne kadar çok artısı yüksek olursa sizin damage'inizi o kadar yükseltir. Ateş savunmasında ortalama 40-45 civarı ateş savunması yaparsanız Razador'un vuruşunu bayağı düşürmüş olursunuz. Razador niye bugün biraz inatçı çıktı? Tamam, canlı 3'te 1'e indirdik. 3'te 1'e indirdikten sonra hemen bir skillerimizi tazeleyelim her ihtimale karşı. Şuradan zehirli fişimizi de takalım. Devam. Bundan sonrası en önemli yer Razador için. Bakın can hemen tekrar basmaya başlıyor. Zehri verdikten sonra vuruşu bayağı bir artar Razador'un. Ateş savunması az olanlar yönge sağlam alınması lazım. Evet, zehri yedi. Zehri yediğinde ortalama 45k canı düşer. Bakın vurmaya başladı. Hop, yöngümüze sağlam basıyoruz. Yoksa hani ne yapacağı belli olmuyor bu Razador'un. O yüzden dikkat etmek lazım. Ve artık ölü bir Razador. Hadi hayırlı olsun. Evet arkadaşlar, sıradaki videomuz Ejder. Çoğu kişinin girmek istediği ama girip de çoğu zaman kesemediği Ejder. Mr. Çevik arkadaşımızla beraber girdik. Kendisi birlikte keselim dedi. Biz de birlikte kesiyoruz onunla yardımıyla. Hemen şöyle metinleri keselim seri şekilde. O slot dalla uğraşıyor. Seri şekilde keselim hemen metinlerimizi. Simyamız açık. Yirmi oldu. Yaramaz. Evet. Ejder'de önemli olan el pratikliği. Eliniz pratik olması lazım. Yoksa istediğiniz kadar çarınız iyi olsun, yüksek damage görün, gene de sıkıntı çekersiniz. Evet, Ejder açılmış olması lazım. Evet, diğerlerini de attı. Hemen keselim şunları. Okay.
Kes. Evet. Hemen vurmaya devam ediyoruz. Açılmadı daha. Açıldı mı? Açılmadı. Hadi. Evet, açıldı. Evet arkadaşlar. Ejder'in son vutuşları ve öldü. Geçmiş olsun hadi. Sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 santim. Güzel. Eline sağlık Süleyman. Arkadaşlar yüksek levellerde yapabileceğimiz birkaç tane boss'un videosunu çektik. İleriki videolarımızda değişik boss'larla, değişik şekilde para kasma yöntemleriyle görüşmek üzere. Kanalımızı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.